Hadi bizi uğraştırma da adamı nasıl öldürdüğünü anlat bakalım. Ben öldürmedim. Kızım seni silahla ve cesetle bulduk. Sen neden bahsediyorsun? Yahu ben öldürmedim diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Martaba dokuma bize. Ne işin vardı o zaman orada? Hiçbir şey yolunduğu gibi değil. Bak maktulün kimliğini de tespit ettik. Hem senin sevgilinmiş. Sana bir şey mi yapmaya kalktı? Onun için mi öldürdün adamı? Bakın benim cinayetle hiçbir ilgim yok. Tamam mı? Ya çocuk mu var senin karşında? Kimi kandırıyorsun lan sen? Sen öldürmediysen kim öldürdü? Songül yaptı. Songül'üm onu öldürdü. Yalnız babacığım tonunuz günden güne size benziyor. İşte. Yok yok huyu suyu benzemesin. Okuyup adam olacak benim torunum. Müsaadenizle. Bahri Bey bir müsait zamanınızda bir 5 dakikanızı alabilir miyim? Ha, tabii tabii neden olmasın. O kız nerede? Gitti mi? Kim? İpek mi? O gitti baba. Bir daha görüşmeyeceğiz. Ha. Güzel. Babacığım ben bu vesileyle biraz sizden aslında özür dilemek istiyorum. Sus Kongül sus. Sus hadi git odana. Ayak altına dolaşıp benim asabımı bozma. Evim güzel evim. Neydi o dün geceki sirk be? Hı hı. Siz de sahnenin yıldızıydınız dün gece Songül Hanım. Bir şey mi oldu dün gece? Yok bir şey olmadı. Efendim memur beyler sizi görmek istediler. Ne oldu hayırdır bir şey mi? Sadrettin Umman ve Songül Umman'ı emniyete götürmek için geldik. Ben avukatlarıyım konu neydi? Cinayet soruşturması. Şimdi bittik. Emniyete gidene kadar olanları anlatmak için 2 dakikanız var. Sadrettin, kadın avukat anlatsana. Ya anlatacak bir şey yok. Songül, sen anlat lütfen. Benim kocam, İpek'in sevgilisi Selçuk'u vurdu. Konu bu. Niye yaptın bunu? Renksiz hayatıma biraz renk katmak için yaptım Sema. Sadrettin, durum ciddi. Polisler niye sizi alıyorlar peki? İpek yüzünden olabilir. Çünkü cesedi o yok edecekti ama yarım akıllı becerememiş yakalanmıştır. Cesedi İpek yok edecekti ne demek ya? Başka birini bulamadınız mı? Ne bileyim ben de öyle ceza olsun diye. Aleyhinde ifade verirse göreceğiz bakalım kime ne ceza olacak. Dün gece İpek üzeri Selçuk Erensoy'un cesedinin yanında bulduk. Bu ikisini nereden tanıyorsunuz? Benim Selçuk dediğiniz adamla bir bağlantım yok. Tanımıyorsunuz yani. Ben şahsen tanımıyorum. Peki İpek denen kız da? O kocamın metresi olur. Yani İpek hem kocanızın hem de Selçuk'un sevgilisiydi öyle mi? Evet, aynen öyle. Maktul Selçuk Erensoy'da. Ne bağlantınız var? Çok karışık. Sen anlat, biz anlarız. Selçuk benim eski sevgilimin abisi zannediyordum. Ama sevgilisiymiş. Bu İpek denen kız eski sevgiliniz mi? Evet, ta kendisi. Onun için mi öldürdün? Müvekkilim kimseyi öldürmedi yalnız. Lütfen dikkatli konuşun. İpek'le Selçuk'un sevgili olduğunu kocanız biliyor muydu? Evet, öğrendikten sonra da ayrılmak istedi ama kız sülük olduğu için yapıştı adama bırakmadı. Sizce İpek Selçuk'u öldürmüş olabilir mi? Evet, kesinlikle o öldürmüştür. Zaten onlar katil doğanlar gibi bir çiftti. Bu İpek denen kızdan neden ayrıldınız? Benim arkamdan dolap çevirdiği için. Selçuk'la sevgili olması yani. Elinizde cinayete dair delil var mı yok mu? Bence biz artık esas konuya gelelim. Henüz delil yok. Ama sebep var gibi. Sebep değil o. Varsayım sadece. Peki İpek neden Selçuk'u sizin öldürdüğünüzü söylüyor? Benim öldürdüğümü mü söyledi? Ay çok pardon. Evet. Ay Allah kuru iftiradan saklasın. Pes yani. Aklınca tabii ben hapse gireceğim, kocam da ona kalacak. Bak, 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 bak. Yani maktul Selçuk Erensoy'u öldürdüğünüzü inkar ediyorsunuz öyle mi?
Memur bey, benim adam öldürmekle, cinayetle ne ilgim olabilir? Peki dün gece neredeydiniz? Evde, kocamla, ailemle birlikteydim. Ay bir sürü şahidim var. Saadettin Bey, İpek Hanım Selçuk'u karınız öldürdüğünü söylüyor. Ne diyorsunuz? Songül cinayet minayet işleyemez. Siz işleyebilirsiniz ama değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Yani bir mafya ailesinin üyesi olduğunuzu tüm İstanbul biliyor. Sizin için cinayet işlemek sıradan bir olay yani. Bugüne kadar hüküm giydiğim bir cinayet davası olmadı. Ya bu ilk olursa? Memur bey, sizce cinayeti ben işlemiş olsaydım o cesedi bulabilir miydiniz? Nasıl geçti? Bomba gibi. Senin o gerizekalı sevgilin Selçuk'u benim öldürdüğümü söylemiş. Sevgilin filan değil o benim. Ay kapatmam, metresim, her neyse işte. Onu elime bir geçireyim, vallahi parçalayacağım. İbreti alem olsun. Görsün bakalım ne demekmiş iftira atmak. Sen hala masum olduğuna inanıyorsun ha Songül? Tetiği ben çekmedim sonuçta. Tamam tartışmayın. Polis İpek'le beraber cinayet silahını da bulmuş. Bari onu denize atmayı becerseydi. Gerizekalı bu kız ya. Silah ruhsatsız. İyi ama senin elinde hala barış izi var. Seni adli tıbba yollarlarsa işimiz çok zor, o zaman Sadrettin. Bak Songül her şeyi inkar ediyor. Hem dün gece için de yanında çok şahidi varmış. Yalan söylüyor. Ha o yalan söylüyor, sen doğruyu söylüyorsun öyle mi? Evet. Kızım uzatma. Biz çözdük her şeyi. Selçuk Sadrettin'i öldürdü değil mi? İkinizin sevgili olduğunu öğrenince delirdi ve adamı öldürdü. Hayır. Sadrettin yapmadı. Songül yaptı. Bak Songül'ün öldürmek için bir nedeni yok. Ama Sadrettin'in öldürmek için nedeni çok. Hep adam mafya. Songül yaptı diyorum. Songül yaptı. Lan bir sus. Sadrettin'i az sonra adli tıpa göndereceğiz. Elinde barut izi çıkınca da böyle konuşabileceğim mi? Göreceğiz. İpek, bak Saadettin'in yaptığını itiraf edersen sana yardımcı olabiliriz. Nasıl bir anlaşma yapabiliriz mesela? Ha şöyle ya. Sadrettin aleyhine ifade ver. Buradan elini kolunu sallayarak çık git. Yoksa işbirlikçisi olarak yakayı sıyıramazsın. Kızım bu işin şakası yok. Cinayete yardım ve yataklıktan en az 15 yıl yersin. Tamam. Her şeyi itiraf edeceğim. Serbestsiniz, gidebilirsiniz. Nasıl ya? Suçlamalar düştü mü yani şimdi? Evet düştü. Oh Allah'a şükür. Sonunda adalet yerini buldu. Ya dava? Katil suçunu itiraf etti. Selçuk Erensoy'u... olabilirsiniz.
Müzik